Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrar karşınızdayım. Bu videoda bugünün bir değerlendirmesini yapacağız. Ama bugünün bir değerlendirmesini yapabilmemiz için biraz geçmişten de örnekler vereceğim. Bundan tam 13 yıl öncesine Gazze'ye, Filistin'e insani yardım amaçlı taşıyan gemimiz Mavi Marmara uluslararası sularda İsrail tarafından saldırıya uğradı. Bunun sonucunda 10 vatandaşımız burada hayatını kaybetti. Uluslararası sularda diyorum böyle bir hakkı yoktu. Peki Türk makamları yani bizler bu durum karşısında ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Vatandaşlarımızı göstere göstere ölüme terk ettik. Ve bunun sonucunda da 3 yıl süren bir sonuçta da sadece 20 milyon tazminat alaraktan bu dosyayı kapattık. Ve işin daha vahim kısmı da şu oldu. O gün yöneten yani ülkenin başındaki şu anda da aynı kişiden bahsediyoruz. Giderlerken bana mı sordular dediler. Şimdi kendi vatandaşımızı koruyamadık. Uluslararası sularda böyle bir durumla karşıla. Bundan daha öncesine de gitmek gerekirse uzun yıllar önce tabii 2000 yıllardan sonraki Amerika Türk askerinin başına çuval geçirdi. O zamanın başbakanı Abdullah Gül sordular. Ne nota verecek misiniz Amerika'ya? O da verdiği cevap da çok ilginçti. Müzik notası mı dedi. O günden beri müziğe ilgi duyuyorum. Yani hükümetin Gazze'ye, Filistin'e bakış açısını bu iki örnekte de çok iyi anlayabilirsiniz. Şimdi kınama mesajları geliyor. Herkesten bir kınama mesajı geliyor. Sanki İsrail'in de çok umurundaydı. Akşama kadar kınayın, sonuç değişmeyecek. İsrail yine saldırılarına devam edecek. Peki yani ne demek istiyorsun? Gidelim İsrail'e savaş mı açalım? Bahsettiğim tabii ki bu değil. Ama şunu bilmemiz lazım. İsrail pilotlarını İsrail pilotları Konya'daki hava üssündeki eğitimlerini orada aldılar. Manavgat'ın suyu oraya gidiyor. Bırakın İsrail'e kınamayı. Bugün İsrail'e bir nota bile veremiyoruz. Bırakın kaldı ki İsrail Büyükelçisi'ni bir an önce evine postalamanız lazımdı şu ana kadar. Sadece kuru kuru kınamakla, tepki göstermekle, konuşmakla karşımızdaki kişilerin buna ikna olacağını, bu işlerden vazgeçeceğini falan düşünüyorsanız gerçekten çok büyük bir yanılgı içindesiniz. İlişkilerini askıya alabilirsin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çoğunluğu elinde. Bu ülkeyi terörist ülke ilan edebilirsin. Ama sadece konuşmaktan öte hiçbir şey yapmayan bir hükümet var. Tabii ki ben bunu böyle eleştiriyorum. Ve bu seçmenlerinin de yani bu partiye oy veren insanların da gidip bu haklı olan talepleri bu partiden ya da bu hükümetin temsilcilerinden isteme hakkı var. Gidin baskı yapın. Deyin kardeşim sadece kınamakla bu iş olmuyor. Realite olaraktan, gerçek olaraktan ne yapabilirsiniz? Onu yapın. Ama maalesef yine grupları toplayacaklar. Güzel konuşmalar yapacaklar. Atacaklar, tutacaklar. Ortada sonuç maalesef ki değişmeyecek. İnsanlar ölmeye devam edecekler. Kaldı ki Türkiye'deki basın maalesef sansürlü. Bunu nereden anlıyoruz? Geçen 10 gün öncesinde SİHA'mızın düşürüldüğünü maalesef Amerika'dan öğreniyoruz. Peki SİHA'mızı düşünen Amerika'ya bu şer ekseninin içinde olan İsrail, Amerika zaten ikisi de hep aynı tayfanın yolcusu. Biz ne yaptık? SİHA'mızı düşürdün ve işin daha vahim kısmı da İncirlik'ten kalkan jetlerle vurulduğu söyleniyor. Yani kendi ülkemizden kalkan Amerikan uçakları bizim kendimize ait olan SİHA'mızı düşürüyor ve biz bunu kendi haber kanallarımızdan bile öğrenemedik. Amerika'dan öğrendik ve tepki olaraktan hiçbir tepki gösteremedik. Üzülerek belirtmeliyim ki tepkisiz kaldığımız sürece, reaksiyon gösteremediğimiz sürece, konuştuğumuz sürece insanlar ölmeye devam edecek. Üzülerek belirtmeyeyim. Ama ne zaman ki insanlar bir şeylerin yaptırım yapmaya karar verdikleri zaman
elini taşın altına sokmaya başladıkları zaman, bunu hayata geçirip uyguladıkları zaman bazı şeylerin değişebileceğini düşünüyorum. Ama şu andaki ekonomik anlamda bulunduğumuz buhrandan dolayı maalesef kafamızı kaldırabilecek durumda değiliz. Üzülerek belirtmeliyim. Kaldı ki diğer Müslüman ülkelerin durumu da böyle. Yani şu anda zaten bu kadar at koşturmalarının sebebi, kafalarına göre böyle davranmalarının vermiş olduğu sebep gene bizlerden kaynaklanıyor. Bizim reaksiyon ve tepkisiz kalmamızdan kaynaklanıyor. Bence bir an önce bir tepki, bir reaksiyon vermemiz lazım. Bu demek değil, savaş açalım. Yani bizim işimiz o değil. Savaş açmak değil. Sadece her anlamda, yaptırım anlamında elimizdeki bütün yaptırımları kullanmamız gerekiyor. Çünkü karşımızdaki insan durmayacak ve bunu yapmaya devam edecek. Ve sağda solda artık her gün kına yakmanın, kınıyorum demenin de bir çözüm olmadığını ya da yas ilan etmenin bir çözüm olmayacağını artık anlamış olmamız lazım. Bazen bu videoyu şöyle bitirelim. Bazen barış için savaşmak gerekir. Diğer videolarda görüşmek üzere.